Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne konuşuyoruz Osman? Söyle bakalım. Bugün bence akıllı telefon üreticilerinin biraz pintiliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani benim görüşüm bu yani. Benim de o değil. Şimdi onu anlatacağız birazdan neden olduğunu. Tabii hikayenin başını anlatayım ben biraz bilmeyenler için. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıkmıştı. Hep de güvenilir kaynaklardan bir tanesi tarafından yapılan bir sızıntıydı bu. Apple'ın şimdi Eylül ayında telefon tanıtacak biliyorsunuz. iPhone 12 modelleri geliyor. Bu modellerin kutusunda adaptör, işte şarjı bilmem ne kablosu falan olmayacak diyor. Aslında ilk earbuds olmayacak dediler. Yani kulaklık çıkmayacak dediler. Daha sonra böyle o haberin üzerinden daha bir hafta geçmemişti. Dediler ki adaptörle Lightning kablosu da olmayacak. Sadece telefon gelecek. Evet. Şimdi sen anlat istiyorsan önce sonra ben karşı bunun üzerine anladım. De Samsung'un bir haberi yayınlandı. Evet. Samsung kutularından da yine aynı şekilde şarj adaptörü ve kablo çıkmayacak denildi. Şu anda Apple ve Samsung var. Başka bir üretici yok sanıyorum. Ama bu arada şunu söyleyeyim. Xiaomi'nin modellerinin birçoğunda da kulaklık çıkmıyor. Evet. Ya o daha çok 2000 lira altı, 3 ya yani ülkemiz için 3000 lira altı şu anda modellerde kulaklık yok arkadaşlar. Zaten alan arkadaşlar da biliyordur. Samsung'un modellerinde ise arkadaşlar bu Fi tarihinden önce dağıttığı kulaklıklar vardı onun. Normal böyle yuvarlak buradan takıyorsun öbürünü şöyle çeviriyorsun. Biri uzun biri kısa filan. Evet. Onlar falan çıkıyor herhalde üretim fazlası. 1 milyar tane üretmişler herhalde veriyorlar yani habire onları. Fazlası onları veriyorlar şu anda Samsung'da da. Huawei'den genelde çıkıyor. Oppo'dan da çıkıyor ki Oppo biraz pahalı satıyor zaten ülkemizde. Onun haricinde ama önümüzdeki dönemde görünen o ki kulaklık bir yana adaptör ve şarj kablosu da çıkmayacak. Apple'ı anlarım aslında. Apple'ı hani şöyle diyebilirim. Adam şunu düşünmüştür belki. Zaten bunlar benim müşterim. Hani telefonumu alan yine eskiden Apple kullananlar bunu alıyor. Evet. Zaten var. Elektronik çöpe gerek yok. Biliyorsunuz Apple bu konuda çok hassas ya. İşte o yüzden de biz kutuya kablo, adaptör koymayalım demiş olabilir. Tabii bunun maddi yanı var mı diye soracak olursanız var tabii. Şimdi, işte şimdi ben o konu biraz muallakta ama. Yani ama Apple şimdi onu çıkartıp iPhone 12'yi ucuza mı satacak? Yok canım ne ucuza satması? Yine ucuzdan kastettiğim, hayır ucuzdan kastettiğim şey şu yani geçen sene çıkarttığı iPhone 11'den 50 dolar daha mı ucuz olacak gibi örnek görüyorum. Böyle yapacaksa mantıklı ama aynı fiyattan şimdi, satacaksa. Apple dediğimiz şirket bir adaptör çıkartıp da 50 dolar fiyat ucuzlatmaz. Zaten muhtemelen o kablo olsun işte adaptör olsun. Onun maliyeti, maliyeti 10 dolar bile 10 dolar yoktur yani 5 dolar desek. Şimdi bizim için 5 dolar ya 5 dolar ne olacak Apple'a koyar mı diyoruz ama şimdi adamlar kaç milyon tane telefon satıyor. 50 milyon satıyor atıyorum. Onunla 5'i çarpınca muazzam bir sayı çıkıyor ortaya. Yani dolayısıyla bunu çıkartması onlara maddi yönden bir gelir sağlayacaktır. Keza Samsung da öyle. Samsung'un gerçi şu anda hangi modellerinden çıkartacağını bilmiyoruz ama muhtemelen Samsung'da çıkartırsa arkadaşlar benim görüşüm şudur ki diğer şirketler de çıkartmaya başlayacak. Çünkü zaten biliyorsunuz artık yeni gelen telefonların hepsinde Type-C bulunuyor. Adam diyecektir zaten bu adamda Type-C var ikinci kabloyu koymaya gerek yok. Ha belki ne olur hızlı şarj teknolojileriyle gelen telefonlar var. Orada onlarda bir sorun var. Hem adaptörler özel oluyor hem de o kablolar özel oluyor. Yani atıyorum mesela Oppo'nun VOOC teknolojisinde sadece adaptör değil aynı zamanda o VOOC kablosu da bulunması gerekiyor. Aksi takdirde normal bir USB taktığınız zaman adaptöre şarj hızlı etmiyor. Şarj hızlı etmiyor. Şarj olmuyor. Normal şarj oluyor hızlı şarj olmuyor. Ama tabii Apple için bu sorun olur mu? Olmaz zaten 20 wattlık hızlı şarj destekleyecek yeni telefonlar. Millet 120 watta dayanırken Apple hala 20 watta yeni geçiyor. Ama bence bu maddi yönü de var. Ben biraz akıllı telefon üreticilerinin pintileştiğini düşünüyorum. Ya bence ben şöyle düşünüyorum. Şimdi şöyle az önce de söyledim ya yani eğer bize bu indirim olarak yansıyacaksa yansımaz, telefonun fiyatında, bu Samsung ya da Apple için fark etmez sizin söylüyorum bu arada. Yani Xiaomi gibi mesela uygun fiyatlı bir telefon üretip de hani kardeşim ben bunu adaptör koymadım çünkü sende vardır bunun adaptörü diyorsa eyvallah. Ama şimdi iPhone tarafında yani Apple tarafındaki sorunla bence Samsung ya da Android telefonundaki sorun biraz farklı. Çünkü iPhone'da zaten hızlı şarj yapan adaptör belli. Onu alman gerekiyordu. Normal kutudan yani çıksa bile kutudan hızlı şarj değildi. Zaten de. Evet. Şimdi Android'de şöyle bir sorun var ama az önce söylediğin gibi. Şimdi Oppo'da diyelim koymadığını varsayalım. Hani Oppo'nun böyle bir iddiası yok ama diyelim ki Oppo'da yarın bir gün koymadığını düşünelim. O evet o kabloyu özel alman lazım. O adaptörü de özel alman lazım. Hakeza mesela Huawei'de de öyledir. 40 watt şarj adaptörü var. Sen şimdi kutudan çıkmadığı zaman onu satın alman gerekecek eğer sende yoksa. Hani bu birazcık bence karmaşaya yol açabilir ama şöyle bir durum da var.
Yani benim için hızlı şarj olmasın kardeşim, evde de 5 tane adaptör var diyen insanlar da olabilir mesela. Ki evet, buradaki amaç biraz onlara gibi geliyor. Bir taraftan da maliyetleri düşürmek aslında. Yani şöyle düşün, Apple geçen seneki fiyattan satsa veya işte $10 bile indirim sağlayabilirse, veya Samsung için de söylüyorum bunu. Malum pandemiden dolayı üretim maliyetleri de arttı. Yani lojistik sıkıntısı oldu, işte üretimde sıkıntılar yaşandı, maliyetler de arttı. O yüzden o fiyatları yansıtmamak adına belki aynı fiyata bile çıkartmak için yapılan bir operasyon da olabilir. Ama tabii Apple biraz Amerika şirketi olunca hani daha çok kar etmek üzerine kurgulanmış bir fikir gibi geliyor bana bir taraftan da bu. Ya sızdırılan fiyatlar var şu anda, hemen hemen aynı dolaylar zaten. 5.4 inçlik iPhone'un $649 olacağı söyleniyor. Yani bu sene çıkan şeyle aynı hemen hemen iPhone 11'le. Diğerlerinin de yine aynı fiyat segmentlerinde devam edeceği söyleniyor. Tabii bu bizim cebimize yaramaz belki ama Apple'ın bütçesine baktığımızda ona bayağı bir karlarını arttırmış olacak, gelirlerini arttırmış olacak. Bu arada Apple bunu ilk kez yapmıyor. Biliyorsunuz yıllar önce bilgisayarlarından DVD okuyucu çıkarmıştı Apple ve büyük olay olmuştu. O zaman Steve Jobs yaşıyordu, efsane CEO'su. Ve daha sonra artık günümüzde şu anda bilgisayarda DVD sürücü kullanan kalmadı gibi çok bir şey yani. Tabii kulaklık çıkışı, kulaklık girişinde daha sonra ilk biliyorsun iPhone'da kaldırdılar 3.5 milimi. O zaman da millet bir tepki göstermişti. Şimdi bakıyoruz Android telefonlarda da yok ki bugün mesela Elephone PX diye bir telefon inceledik. 1800 liralık bir telefon, onda bile hani kulaklık girişi yok yani. Evet. 3.5 milimi şeye yer vermemişler Jack'a. Dolayısıyla şimdi kutudan işte atıyorum iPhone çıkartmasa şarj aletinin adaptörünü yine eleştirilecek. Ama 2-3 sene sonra bir bakmışız, bütün telefon üreticilerin sattığı telefonlarda ne şarj aleti var ne de kutu var. Yani şu da olabilir, ileride belki bu hızlı şarj teknolojilerini ayrı satabilirler yani. Sonuçta bu Oppo'nun mesela 120 watt hızlı şarj teknolojisi geliyor. 20 dakikada bir telefonu şarj edebileceği söyleniyor 4000 mAh'lik bir bataryayla. Bu teknolojiyi Oppo belki ayrı olarak satmak da isteyebilir. Telefonlarında bu teknolojiyi sunar fakat adaptörünü der ki ben bunu şu paraya ayrı satıyorum. Çünkü bunlar pahalı teknolojiler arkadaşlar. Telefonun içine bunu koyduğu zaman Oppo otomatikman fiyatı artıyor. Dolayısıyla sonra da diyorlar ki Oppo'nun telefonları niye pahalı? Hızlı şarjla falan da geliyor çünkü. İşte belki de şöyle bir şey de olabilir. Sektörde bir standart da yok bu konuda. Bir standart olsa, yani bunu Apple'ı da kapsayacak şekilde söylüyorum. Bir standart olmadığı için şimdi Huawei'yi geliştiriyor. Başka bir isimle. Watt'ta başka bir isimle başka bir teknoloji. Çünkü Huawei'ninki Oppo'ya olmuyor. Oppo'nunki evet, Huawei'ye olmuyor. Samsung'unki daha başka. Xiaomi başka bir şey geliştiriyor. Aslında bir tane bir ortak bir hani ne sanayım. Mesela kablosuz şarj dediğin zaman hepsinin bir standardı var değil mi? Qi diyorsun, Qi ile yapıyorsun ve... Ya hani... onda da şimdi mesela değişiyor standartlar. Şimdi atıyorum Oppo'nun da hızlı kablosuz şarjı var. Xiaomi'nin de hızlı kablosuz şarjı var. Tabii ortak bir şey ortak var mı? Bir ortak bir altyapı var ama. O şeyde de var. Yine Type-C'de de taktığın zaman şarj ediyor mu hepsi birbirini? Ediyor. Ediyor ama hızlı şarj etmiyor. Bu da hızlı şarj aslında burada firmaların biraz rekabetçi olmasını sağlıyor. Şimdi mesela Oppo 120 Watt'ı çıkarmış. Xiaomi işte yarın 100 Watt'ı çıkartacak. Muhtemelen Huawei'den de bir hamle gelecek. Samsung'dan keza. Evet. Apple'dan gelmez. O 20 Watt'ta takılacak herhalde. Ama ben mesela hızlı şarjdan çok memnunum. Yani ben Mate 20 Pro ile başladım. Şimdi P40'da da devam ediyoruz. P40 Pro'da da var hızlı şarj. Hani çok hızlı şarj oluyor ya. Ve özellikle böyle hani dışarı çıkman gerekiyor. Bakıyorsun telefonun çok, şarjı düşük. Oluyor. Çok hızlı bir şekilde şarj etmeni sağlıyor. Ben bugün mesela dışarı çıkacaktım. Telefona bir baktım, şarj %1. Oppo Reno 3 Pro bu arada. Onda da biliyorsunuz VOOC var. Taktım şarja, işte bir işlerim vardı, onları falan hallettim. Muhtemelen 15-20 dakikaya geçti ya geçmedi. Dedim herhalde %20, %30 dolmuştur alayım. Bir baktım %54 dolmuş yani. Evet. Ki yıllardır iPhone kullanıyordum. iPhone'da genelde öyle taktığımda %20 manca olduğu için. Evet. Oradan alışkan. Yani mutlu da oluyor insan ama bayağı dolmuş falan dedim. İyi yani, bütün günü çıkartırsın %54 şarja çünkü. Tabii bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlar, bu verdiğimiz bilgilerin hiçbiri kesin değil. Yani Apple'ın da kutusuna koyup koymayacağı adaptörü henüz belli değil. Samsung'un da belli değil veya diğer üreticilerin ne yapacağı da belli değil. Belki şimdi şöyle iddialar da var bu arada, işte Apple kutuya koymayacak ama sana bir işte hediye çeki verecek. Gidip işte istiyorsan onunla bir şey alacaksın falan gibi. Bence pek olmayacak bir hayal bu. Apple ben öyle sana şey yapmaz. Ben sana söyleyeyim abi. Şimdi Tim Cook çıkacak şeye, sahneye, iPhone tanıtımında. Diyecek ki, çevreyi seviyoruz. Çevre bizim için çok önemli. Tabii. Bu yüzden şarj aleti ve kabloyu kutudan çıkarttık. Herkes
Hatta öyle bir tip var ya böyle. Helal olsun. Come on falan diye bağırırlar artık böyle. Artık kutuda şarj aleti ve kablo olmayacak. Hayır bence kutuda olmasın ya. Böyle poşette falan versinler yani. O bir iki sene sonra. Ağaçları çok seviyoruz. Tabii tabii. Çevremiz yaşın olsun. O yüzden artık kutu olmayacak yine. Yeah, come on. Yani tabii bunlar söylediğimiz gibi kesin bilgi değil. Eylül ayında kesinleşecek kutudan şarj adaptörü çıkıp çıkmayacağı. Samsung Ağustos'ta biliyorsun yeni modelleri tanıtıyor. Belki orada da duyurabilir. Bilemem şimdi. Orada da detaylar henüz net değil. Ya sanmam şimdi şeyle not. Yani bence Apple'ı bir beklerler. Apple bir yapsın da bu çünkü çok olumlu bir tepki, hamle değil. Tepkiyi onlar çeksin. Tepkiyi bir ölçelim derler. Evet. Bakarız hani çok fazla böyle şey yapmazsa biz de yaparız derler. Muhtemelen. Kulaklık şeyinde öyle yaptılar işte 3.5 milimde. Muhtemelen öyle olabilir arkadaşlar ama ben bir taraftan iyi görüyorum bir taraftan iyi görmüyorum. iPhone için de hızlı şarj zaten ayrıca adaptör almak zorunda olduğun için çok bir şey fark etmeyebilir bence de ve daha önce Apple kullananlar için, daha önce iPhone kullananlar için bence çok da bir sıkıntı olmaz. Ya sıkıntı şu yönden oluyor. Bu Apple'ın kabloları biraz böyle çabuk soyuluyor falan. Ki versin yani ben parasını veriyorum, telefonu alıyorum. Belki tamam kutuda tutacağım ben o şarjı. Ama ben şöyle düşün. Onu sana ayrıca satarsa daha çok kar ediyor. İyi de o Apple'a yarıyor. Bana yaramıyor. İşte Apple'a yarıyor diyorum ben zaten. Sana yaradığı için söylemiyorum. Biliyorsunuz yani siz şimdi kutunun içinde ürettiğin zaman hani atıyorum dediğin gibi 50 milyon üretiyorsun ama aksesuar olduğu zaman o ya oluyor. Öyle de yani ben kendimi düşünerek söylersem. Sen tabii vatandaş için o iyi bir şey değil. Çıkartmasın yani ne olacak? Plastik çöp. Ben çöpe atmıyorum zaten Apple'ın kablolarını. Rahat olsunlar da o konuda. Ben de atmıyorum. Adaptörü kullanıyoruz yani. Ya bizde vardı zaten. Yenisini aldık eskisini çöpe atayım diyen ben hani en azından Türkiye'de, olduğunu düşünmüyorum yani. Biz ya belki Avrupa'da şey hani 1 dolar 2 dolardır adam da at şimdi çöpe falan diyordur elektronik artık hesabı da. Bizde öyle bir şey yok. Ben sanmıyorum arkadaşlar. Tabii ben farklı yerde kullanıyorum bu arada. Hani o adaptörleri hani USB girişli olanlarını bir sürü şeyde kullanabiliyoruz zaten arkadaşlar. Zaten Type-C kablolar hani her yerde kullanılıyor falan o çok geniş bir kullanım alanı var. Hani Lightning'de biraz daha sınırlı. Mecburen Apple ürünleri. Yani Apple ürünleri falan ama onları da atan ben görmedim yani değerli o kablolar. İkinci elde Letgo'da satıyorlar zaten. Evet arkadaşlar bir teknoloji oku yorum programının daha sonuna geldik. Bu programda sizlere Apple'ın ve Samsung'un önümüzdeki dönem yapmayı planladığı ama kesin olmayan bir kez daha altını çizelim. Adaptör ve şarj kablosunu kutudan çıkarma hamlesini değerlendirdik. Tabii bu kesin bir bilgi değil. Önümüzdeki günlerde belli olacak. YouTube kanalında bizi takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımıza da bekleriz. Farklı bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.